Aziz Türk Ocaklılar, kıymetli misafirler, yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Profesör Doktor Kemal Polat hocamız Kırgızistan ve Kırgız Türkleri konusuyla bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş Nasılsınız? bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Şükür hocam, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Kıymetli dinleyenler, ben öncelikle hocamızın kısaca bir tercüme-i halini size arz edeyim. Daha sonra hocamıza sözü hediye edeceğim. Profesör Doktor Kemal Polat hocamız Erzurum doğumlu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra Hristiyanlık ve İslam'da Kurtuluş adlı teziyle yüksek lisansını, Kırgızlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm Fenomenleri adlı teziyle de doktorasını tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında 2 yıl Kırgızistan'da, doçentlik çalışmaları sırasında da Vatikan'da araştırmalarda bulundu. Hocamız yaklaşık 20 yıl Atatürk Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesinde çalıştı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarına katkılar sundu. Hocamız bu üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, rektör yardımcılığı gibi idari vazifeler gerçekleştirdi. 2016'dan sonra 3 yıl boyunca da Amasya Üniversitesi rektör yardımcılığı ve aynı zamanda tarih bölüm başkanlıklarını derifte etti. Hocamız şu anda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü öğretim üyesidir. Türk Dünyası Bilim Kültür Sanat Merkezi Müdürlüğünü yapmıştır. Hocamız yakın zaman içerisinde birkaç gün önce yeni bir görevlendirmeyle şu anda Kırgızistan'da bulunuyor. Kırgızistan'da Türkiye Manas Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle görevini yürütecek. Hocamızın bazı akademik çalışmaları hakkında şunları söyleyebiliriz. Doktora tezini Beşik'ten Mezara Kırgız Türklerinde Gelenek ve İnanışlar adlı çalışmasını kitap şeklinde de dönüştürmüştür. Aynı zamanda bu kitap Beşik'ten Mezara Kırgız Türkleri adıyla Berikan Yayınları arasından da neşredilmiştir. Yine Katolik Hristiyanlıkta Azizlik ve Katolik Hristiyanlıkta Aforoz adlı çalışmaları da mevcuttur. Kıymetli hocam, tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk değerli hocam. Sayın hocam, buyurunuz. Kırgızistan'dasınız, ata topraklarındasınız artık. Yıllarca da orada bulundunuz, şimdi tekrar oradasınız. Öncelikle yeni vazifenizde başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Kırgızistan ve teşekkür Kırgız ederim. Türkleri konusunda buyurunuz sayın hocam. Sizi dinliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de sözlerime başlarken Tanrı dağlarının eteğinden Anadolu'muza selamlar, saygılar gönderiyorum. İzleyicilerimizi, dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Başta Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal hocamız olmak üzere bu programda emeği geçen bütün hocalarımızı, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten yeni geldim, heyecanlıyım. Anadolu'yu özledik diyebilirim. En azından böyle bir şeyle, konferans vesilesiyle bağlanmış olduk. Buradan Eskişehir Anadolu Üniversitemize, Sayın Rektörüme ve mesai arkadaşlarıma, TÜDAM personeline de selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Kıymetli hocam, tabii takdir edersiniz ki Kırgızistan ve Kırgız Türkleri başlığı epeyce uzun konuşmayı gerektiren bir konu. Ama biz mümkün olduğu kadar ana konularda ve kalıcı bilgiler sunmaya çalışacağız. Biraz özet geçeceğiz. Uzun olursa da şimdiden affınızı istirham ediyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olan devletlerden birisidir. Kırgızistan'ın doğusunda Doğu Türkistan, güneybatısında Özbekistan, kuzeybatı ve kuzeyinde Kazakistan yer alıyor. Güney sınırını ise Tacikistan ve Pamir Dağları oluşturuyor. Şurada gördüğümüz gibi haritada da gördüğümüz gibi Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile çevrili 199.951 kilometre karelik bir yüzölçüme sahip,
2020 nüfus sayımına göre de tahmini nüfusu 6.586.600 kişi olarak belirlenmiş. Burada değerli izleyicilerimizle paylaşmayı düşündüğüm önemli hususlardan birisi de kıymetli hocam, Kırgızların bayrağı ve amblemi. Çünkü oldukça milli ve derin anlamlar içeriyor. Bunu izleyicilerimizin öğrenmesini isterim. Kırgızistan bayrağı bildiğiniz gibi şu üst kısmı Kırgız çadırını, birazdan bahsedeceğiz. Bozüyün tündük dediğimiz üst kısmını ifade ediyor. Tündük Kırgızlarda çok önemlidir. Kutsal sayılır. Bağımsızlığın, yüceliğin, hürriyetin ve üstünlüğün sembolüdür. Aynı zamanda güneşi de ifade ediyor bu bayrak. Bu bayrağın etrafında, tündüğün etrafındaki bu ışık hüzmeleri Kırgızların 40 kızdan geldiklerine dair mitolojik anlatımlar var. Bunu ifade ettiği gibi Manas'ın 40 tane cigidini, yiğidini ifade ettiği söyleniyor. Aynı zamanda 40 Kırgız kabilesine işaret ettiğine dair görüşlerde var. Kırgız bayrağı bu şekilde izah edilebilir. Ambleme geldiğimizde değerli hocam, burada da Türk kültürüne dair önemli işaretler mevcut. Biliyorsunuz kartal, aşağıdan yukarı baktığımız zaman kartal Türk kültüründe bağımsızlığı, gücü, kuvveti, kudreti, iradeyi temsil eder. O yüzden amblemde kartalı görüyoruz. Kartalın üstünde meşhur Kırgızistan'da bulunan Issık Göl var. Kırgızlara göre Oktay Hocam, Issık Göl Kudaydın körgön közü diyor. Tanrı'nın dünyaya baktığı gözüdür. Kırgızistan'da yaşayan Kırgızlara göre Issık Göl Kırgızistan'ın incisidir derler. Görülmeye değer çok önemli bir kutsal yerdir. Tanrı Dağları meşhur biliyorsunuz, kutsal sayılan dağlardır. Üzerindeki güneş de yine bu bayraktaki güneşi ifade ediyor. Bu kenardaki buğday ve pamuklar da Kırgızların geçimini tarım ve hayvancılıkla, dağlar hayvancılıkla geçindiklerini, bu buğday ve diğer semboller de tarımla geçindiklerini ifade ediyor. Böyle bir anlam mevcut. Değerli izleyenler, Kırgız Türkleri bugünkü vatanların, yani Kırgızistan'ın Tanrı'nın onlara bir hediyesi, armağanı olduğuna inanırlar. Onlara göre Kırgızistan dünyanın en güzel yeridir ve Tanrı'nın hediyesidir. Kıymetli hocam, tabii bizde vatan sevgisiyle ilgili hadis-i şerifler var, önemli kelam-ı kibarlar var, büyüklerin sözleri var. Ama bu bölgede Sovyet döneminde İslami ilimlerden biraz mahrum kaldıkları için vatan sevgisini bir takım mitolojik anlatımlarla insanların belleğine yerleştirmişler. Çok güzel bir anlatımı sizinle paylaşmak isterim. Neden Kırgızlar dünyanın en güzel yeri Kırgızistan'dır diyorlar ve Tanrı'nın armağanıdır diyorlar. Mitolojik anlatıma göre Tanrı yeryüzünü yarattığı zaman, kıymetli hocam, bütün milletlere haber salar ki herkes gelsin, vatanını tespit etsin, sınırlarını çizsin ve toprağına sahip çıksın. Bizim Kırgızlar konar göçer, göçebe hayat yaşadıkları için ilkin derler ki, ya hani bizde Anadolu'da vardır ya, ev sahibinin bir evi var, kiracının 100 evi var diye. Biz zaten her yere geziyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz. Bizim gidip bir yeri alıp orada sıkışmamıza gerek olmayabilir diye düşünüyorlar. Gel zaman git zaman bir aksakal, pirifani bir misafir gelir. Bir akşam sohbet ederken, kardeşlerim siz ne yaptınız? Tanrı'nın huzuruna vardınız mı? Yeriniz belli oldu mu diye sorar. Onlar da böyle düşündüklerini ifade edince der ki, yanlış düşünmüşsünüz.
Siz gidin yerinizi alın, yine yazın konar göçer hayat sürersiniz. Kışın gelir kendi yerinizde kalırsınız. Belki sınırlar çizilince sizi topraklarına bırakmayabilirler diye düşüncesini belirtir. Kırgızlar bunu makul görürler. Bir aksakalı görevlendirirler. Oktay Hocam, Kırgız Türklerinde aksakalların nüfuzu, etkisi çok belirgindir. Bir aksakalın, bir ihtiyarın, bir büyüğün sözü yere düşmektense ölse ondan iyidir. Bugün Kırgızistan'da mahalle maçlarında bir hakem olur, bir de aksakal orada oturur. Gençler eğer anlaşmazlık yaparlarsa, hey durun bu Türklere, Kırgızlara yakışmaz, ne kılıyorsunuz dediğinde herkes susar. Dolayısıyla bu aksakal Tanrı Dağları'na yoksa, şu an biz de Tanrı Dağları'nın eteğindeyiz hocam. Tanrı Dağları'na yokuşa Tanrı'nın huzuruna varır. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Siz kimsiniz der Tanrı. Ben der Kırgızların temsilcisi. Biz de yerimizi isteriz der. Tanrı der ki geç kaldınız aksakal. Herkes yerini aldı. Yerler dağıtıldı. Size verecek yer yok. Ey Kuday der. Ben milletimin temsilcisiyim. Milletimin yüzüne bakamam. Bize yardımcı ol. Söyler ama yer kalmamıştır, yapacak bir şey yok deyince aksakal üzüntüsünden hocam saçları iyice ağarır, beli kamburlaşır, böyle kör pişman dönerken Tanrı'nın merhameti buna el vermez, çağırır. Der ki gel bakalım aksakal, dünyanın en güzel yerini kendime saklamıştım, onu da size veriyorumdur. İşte Kırgızlara göre Kırgızistan dünyanın en güzel yeridir ve Tanrı'nın onlara hediyesidir. O yüzden Kırgızlarda hocam vatan sevgisi son derece üst düzeyde, insanların belleğinde, hafızasında yer etmiştir. Hatta çok güzel bir uygulamaları vardır. Bir Kırgız Amerika'ya, Türkiye'ye, başka ülkelere giderken veya hacca giderken hocam temel ihtiyaçlarının yanında çantasına bir avuç vatan toprağı koyar. Eğer oralarda ölürsem vatan toprağımı mezarıma koysunlar. Vatanla bağım kopmasın diye böyle bir uygulama yapar. Kırgızlarda toprak salma diye bir adet var kıymetli hocam. Belki sonlardaydı ama yeri gelmişken söyleyeyim. Cenazeyi defnederken bir tane boş kova getirilir, bir tane de dolu kova getirilir hocam. Ve insanlar bu dolu kovadan bir avuç toprak alıp okuyarak boş kovaya koyarlar. O kendinin tarlasından alınmış topraktır. Sonra onu da mezarın etrafına yayarlar. Dolayısıyla Kırgızlarda vatan sevgisi, vatan toprağına bağlılık böyle üst düzeydir. Allah herkese böyle bir vatan sevgisi bilincini nasip etsin. Özellikle ülkemizde yaşayıp da ülkemizin kıymetini bilmeyenlere de bu kilometrelerce uzaktan bir ders olsun kıymetli hocam. Şimdi Kırgızistan hakkında bu kadar kısa değindikten sonra Kırgız Türklerine gelelim. Kırgızlar tarihi verilere göre kıymetli hocam, en eski Türk toplumlarından birisidir. Onların geleneksel toplum yapısının hakim olduğu Kırgızlarda, göçebe bir hayat tarzına sahip oldukları, muhafazakar bir karakter sergiledikleri, gelenek ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı olduklarını biliyoruz. Böyle bir toplum. Bu özelliklerinden dolayı onların hayatında ecdatlarından kalan birçok gelenek, görenek, örf, adet ve inanışlar günümüze kadar yaşamaktadır. Kıymetli hocam, ben Kırgızları anlatırken kalıcı olsun diye böyle 5K'dan bahsediyorum. Burada da onu söyleyeyim. Şimdi 5K nedir? Kırgızlarla özdeşleşen bazı fenomenler vardır. Kırgız, Kalpak, Homuz, Kımız, Kırgız Üy ve de göçebe hayatın olmazsa olmaz önemli ihtiyaçlarından birisi Kırgız atı meşhur.
Bunlar Kırgızlarla özdeşleşen fenomenler. Her biri hakkında bahsedeceğim. Milli içki kımız, milli çalgı komuz ve bozu yani Kırgız üyü, Kırgız çadırı bir bütünlük arz eder. Kırgızların adeta sembolü haline gelmiştir. Bozu Kırgız hayatıyla o kadar bütünleşmiştir ki demin söylediğimiz gibi Kırgız bayrağının ana iskeletini bozuyun ana motifi oluşturmaktadır. Bir Kırgız bala çocuk çadırda, Kırgız evinde, Bozüyü'de dünyaya gözünü açar. Cenaze de en son Oktay Hocam Bozüyü'den alınarak mezara götürülür. Yani Kırgız üyü, Bozüy, çadır, oba Kırgızlarda bu kadar önemli. Kırgızlar konar göçer bir hayat yaşadıkları için at onlarda her şey adeta. Neden? Bakınız. Kırgızlar atı koşarlar hocam. Atın sütünü sağır, kırmızı olarak içerler biliyorsunuz. Atı binerler ve at ile kartal avcılığına çıkarlar. Kırgızlarda at bu kadar önemli. Yine Kırgızlar at eti yiyorlar biliyorsunuz. Atın kesilmesine ben şahit oldum. Bazen böyle bizdeki gibi yatırıp ayaklarını bağlayıp kestikleri olduğu gibi bazen de böyle çok gürbüz, el ayağa sığmayan atları da böyle alnına baltanın ucuyla vurarak şok etkisi yapıp o anda hemen ayaklarını bağlayıp kesiyorlar. Buralarda biliyorsunuz at eti de yeniyor. Ben bunu İlahiyat Fakültesi'nde konferans vermiştim, söyledim. İslam hukukçuları enine boyuna tartışmışlar. Hani klasik kaynaklarda at etinin helallığı, haramlığı tartışılıyor. En son şöyle bir sonuç çıkmıştı, onu paylaşayım. Eskiden tabii Müslümanların at her şeyi olduğu için ve az sayıda olduğu için at etinin haram olmasının illeti atın azlığı ve Müslümanların her şeyini ona bağlamış olmalarıydı. Dolayısıyla illet ortadan kalktığı için şu an Orta Asya'da, Kırgızistan'da cılkı dediğimiz at sürüleri bol olduğu için ve böyle de bir tehlike olmadığı için illet ortadan kalkınca at etinin de sahih olduğu, helal olduğu, yenilebileceği kanaatini İslam hukukçu hocalarımız bildirmişlerdi. Ama bu bir kültür meselesidir. Zaten her yerde at eti bulamazsınız çünkü pahalıdır. Kırgızistan'da at eti cenaze törenlerinde, büyük bayramlarda vesaire organizasyonlarda ancak atlar kesilerek eti yeniyor. Bir de resimde gördüğünüz gibi hocam böyle 1000-2000 atla ulak oyunu, kökbörü dediğimiz oyun oynuyorlar milli bayramlarda, törenlerde yarışma ile. Şimdi cılkıyı burada da görüyoruz. Kalpak en önemli Kırgızları temsil eden bir şey. Değerli dinleyiciler, kalpak keçeden yapılır. Kışın sıcak, yazın da serin tutar. Oktay Hocam, yazın tarlayı biçen Kırgız çiftçileri böyle kalpağı giydiğini ve aşağı doğru kulaklarına sarkıttığını görürsünüz. Ya bu adam bunun altında yanmıyor mu, pişmiyor mu dersiniz. Halbuki o bu bölgede güneş direkt geldiği için hocam, aslında yüzünü de koruyor, başını da koruyor ve serin tutuyor. Kalpak böyle önemli bir şey. Kalpağın kendisi, bakınız bu aynı zamanda Oktay Hocam, kalpak şeklinde bir otobüs durağı. Kalpağın Kırgız hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından ibret verici. Kırgız Türklerine göre kalpağın kendisi yüksek ve kutsal tanrı dağlarını simgelerken kenarlarındaki işlemeler dağların karlı zirvelerini ve Nevruz çiçeğini sembolize eder. Kenar çizgileri ateş, su, hava ve toprağı simgeliyor. Yukarıdan bakılınca Bozüyü temsil eder aynı zamanda o Kırgız evini ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır kalpak. Gelelim kımız meselesine. Kımız at sütünden yapılan milli bir içecektir. Kırgızların milli içeceğidir. Önemli törenlerde kımız ikram etmezlerse, önemli misafirlere kımız ikram etmezlerse
eksiklik gibi görürler. Verilen bu ikramı da almak gerekmektedir. Kımızın böyle nasıl ki bizde Doğu Anadolu'da böyle deriye peynir basarlar ya, bu da deriden yapılmış bir kımız kabı hocam. Bu kımızın hem geç hem soğuk tutuyor, hem sağlam tutuyor, hem çürümesini önlüyor, hem de taşıması kolay olduğu için böyle bir kapla kımız taşınıyor ve ikram ediliyor. Bu arada Tanrı Dağları'nın manzarasını da görüyoruz. Bu kımız kabının kültüre ne kadar yansıdığını anlatmak açısından kıymetli hocam. Narın'da bir cami ve caminin şekli kımız kabını andırıyor adeta. Şu kenar çıkıntılar dikkat ederseniz bu şekilde. Bu da kımızın Kırgızların hayatında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Komuz biliyorsunuz Orta Asya'da birçok Türk halklarında olan milli bir çalgıdır. Türkiye'de kopuz olarak bilinir. Başka Türk topluluklarında başka adlar da alır. Kırgızlar milli bayramlarda, dini bayramlarda böyle toplantı gerektiren törenlerde bu komuzu çalarak biliyorsunuz böyle sesli bir şekilde manastan bölümler okurlar. Komuz da Kırgızların hayatında ayrılmaz bir şey. Bizde düğünlerde düğün ağası olur ya hocam, onlarda da toybaşı dedikleri bir kişi olur. Bu düğünleri yönetir, sağlıklı geçmesini sağlar. Aynı zamanda komuz çalarak hem halkın neşelenmesini de sağlar ve böylece törenlerin düzen içerisinde yürümesine vesile olur. Bu da benim tanıdı belki 2001'deki Kemal Polat'ın bir resmi değerli hocam. Bozüyük demin söylediğimiz gibi Kırgızların hayatında çok önemli. Bir Kırgız dünyaya Bozüyük'te gözünü açar ve cenazesi de Bozüyük'ten kaldırılır. Bozüyük Kırgız hayatında o kadar damga vurmuş ki hocam, şu anda Bişkek'te, başkentte bile böyle lüks blokların yanında yazın Bozüyük kurarak orada milli adet, örf, geleneklerini yansıtıyorlar ve bu da Kırgızlarda Bozüyük'ün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kırgız yaylalarında, Narın yolunda Bozüyük kurmuş Kırgız kardeşlerimizden görüntüler. Bu da yine günümüzde çekilmiş Kırgız yaylalarından bir görüntü. Bozüyük'ün Kırgız hayatındaki önemini yansıtmak açısından görüntüler. Şimdi değerli hocam, Kırgızlar demin söylediğimiz gibi gelenek, görenek, örf adetlerine bağlı bir millettir. O yüzden ecdatlarından günümüze birçok örf adeti yaşatmaktadırlar. Burada ben Kırgız örf adetlerden bazı çok önemli olanlardan bir kısım bilgiler sizlerle paylaşacağım. Bakınız, sabah nasibi diye bir adet var Oktay hocam, Kırgız Türklerinde. Kırgızlar hayat şartları ve inanışları gereği genellikle sabah erkenden kalkarlar. Çünkü güneş doğuncaya kadar uyuyan bir Kırgız'ın rızkının eksik olacağına inanırlar. Bu uygulamayı da kendi sözleriyle şöyle açıklarlar. Kün çıkkanca turbasan, rızkından kur kalasın diyor. Güneş doğuncaya kadar yatağından kalkıp evini temizleyip işine başlamazsan rızkın kesilir, azalır diyor. Benim rahmetli babam da şöyle derdi Oktay hocam. Bir Müslüman Türk'ün yataktayken üzerine güneş doğmaması lazım evladım derdi. Biz tarlaya gider biraz çalışırdık. Millet tarlaya giderken biz kahvaltı yapmaya gelirdik. Buraya gelince babamın bu geleneği Anadolu'da ne kadar güzel rahmetli babamın yaşattığını da anlamış oldum. Dolayısıyla Kırgızlar sabah nasibini yoldaş kabul ederler. İhmal edilmesi halinde başlarına bela, sıkıntı geleceğine inanırlar. Bunu da sabah nasibini unutma sözüyle dile getirirler. Dolayısıyla insan diyelim ki canı çekmiyor, karnı toktur veya iştahı yoktur. Hiçbir şey yemese de Oktay hocam, sabahtan sofra kurulur.
Bir Kırgız evinden çıkmadan besmele der, bir lokma ekmek alır, dua eder ve öğle evinden çıkar. Yoksa o günün sağlıklı geçmeyeceğine inanılır. Bakınız mesela günümüz açısından fonksiyonelliğine bakıp fenomenolojik bir okuma yaparsak Oktay Hocam, biliyorsunuz bugün sağlıklı beslenmede kahvaltının önemini doktorlar vurguluyor. İşte bizim ecdadımız yıllar önce bunu bir örf, adet ve inanışla sabah kahvaltısı yaptırmayı bu şekilde oturtmuş. Zaten sofra kurulunca hiç yemeyen birkaç lokma ekmek yiyerek, karnını doyurarak, ki burada çok güzel bir patates, bir de et haşlama koyarlar hocam. Güzelce insanlar karnını doyurur ve öyle işine gider. İşte bu sabah nasibi, bakınız, sabah kahvaltısı yapmayı yıllar önce insanlara yapma alışkanlığını kazandırmış bir gelenek. Yine Türklerde ve Kırgızlarda çok net gördüğümüz önemli adetlerden birisi de büyüklere saygı meselesidir. Bu gelenek asırlardır sıkı bir şekilde korunmuş ve günümüzde de canlılığını sürdürmektedir. Büyüklere saygılı davrananlara Kırgızlar da iyi terbiye edilmiş evlat saymaktadır davranan kişileri. Dolayısıyla Kırgız kültüründe toplum içinde kalarak, büyüklerin yanlarında oturarak, onlardan örf adetleri, gelenekleri, oturmayı, kalkmayı ve önemli örf adetleri öğrenmeyi teşvik ederler. Buna dair birçok söz var. Biz de eskiden, biliyorsunuz, bizim köyde rahmetli bir amcam vardı. Böyle Kerem ile Aslı'dan, Ferhat ile Şirin'den hikayeler anlatır, türküler söyler. Bir evde ihtiyarlar toplanırdı. Biz de onlara hizmet etmeye gider, çok güzel şeyler öğrenirdik. Kırgızlarda da bu büyüklere saygıyı, onların yanında durarak örf adeti öğrenmeyi teşvik eden sözler vardır. Bakınız, diyor ki, el ıyık elden çıkan bozuk. Hak kutsaldır, halk kutsaldır, halktan ayrılan bozuktur. Er elden balık sudan çıkar, diyor. Yiğit halktan, balık da sudan çıkar. Batır elden çıkar, baylık yerden çıkar. Kahraman halktan çıkar, zenginlik yerden çıkar. Bizdekine benzer bir söz, bakınız, diyor ki, agasını körüp ini öset, ecesini körüp sindi öset. Abisini görüp kardeşi büyür, ablasını görüp kız kardeşi yetişir gibi sözlerle büyüklerin arasına katılmayı, onlara saygılı davranmayı teşvik eden sözler vardır. Şimdi büyükler sokakta dolaşırken görenler musafaha ederler, bayramlaşır gibi görüşürler, hal hatırlarını sorarlar. Kırgız toplumda yaşlılara verilen önem, onların toplumdaki yeri bir takım atasözleriyle dile getirilir. Örneğin diyor ki, örnek ihtiyarın olmadığı yerde hünerli genç de yoktur. Hocam, ne kadar güzel bir söz. Bakınız, mollalardan mektup, ustalardan eser, yaşlılardan torunlara nasihat kalır, diyor. Türklerdeki atalar kültü, inancı ve İslami terbiye gereği Kırgız Türklerinde yaşlılara saygılı davranmak çok önemli bir adettir. Öldükten sonra bile onları aralarında yaşayan diriler olarak kabul ederler. Bu saygının gereği olarak ölen atalarının kabirlerini kutsal yerler sayarlar. Mezarları yüksek yerlere yaparlar. Görkemli bir şekilde inşa ederler. Her fırsatta Kur'an okuyarak ölülere bağlılıklarını bildirirler, kıymetli hocam. Kırgızlarda çok önemli bir adet de yedi atayı bilme geleneğidir. Kırgız Türklerinde günlük hayatta sohbetlerin konusunu yedi atayı bilme oluşturur. Hocam, sokakta böyle otururlarken aksakallar, bir çocuk geçiyorsa şöyledir: gel bala, say bakalım yedi atanı. Sayamazsa git babana söyle, düzgün öğretsin diye böyle telkinde bulunurlar. Hatta ben bir keresinde saha çalışması yaparken bir yaşlıyla hocam röportaj yapıyordum. Konu yedi atayı bilmeye gelmişti. Saydı altıya kadar,
biraz unuttu, ağladı hüznünden. Ben nasıl böyle bir hata yaparım? Atalarımın ruhu beni çarpacak diye söyleyerek ağladı. Biz de Hacı amca olur böyle şeyler. Bak ben bile üçünü bir de sayamıyorum gibisinden telkinlerde bulunmuştuk. Tabii ikinci de hemen hepsini sayarak o da mutlu olmuştu. Yani yedi hatayı bilme çok önemli ve isimlerini de sayıyorlar böyle. Gençlere öğretiyorlar. Günlük sohbetlerde bunları önemsiyorlar. Neden yedi hatayı bilme önemli hocam? Çünkü Kırgız Türklerine göre yukarı doğru yedi hatası bir olanların evlenmesi yasaktır hocam. Yedi hatası bir olan kişiler kardeş sayılır, öz kardeş sayılır. Eskiden evlenmeleri yasaktı. Güneyde şu anda bu şey gelenek devam ediyor. Kuzeyde biraz daha azalmış durumda. Yedi hatası bir olan evlenemediği için bakınız Manas'ın babası Manas'ı evlendirmeye kalkmış, bakmış ki ikinci, üçüncü göbekten ataları ortak çıkıyor. Bildiğiniz gibi gitmiş Taciklerden Kanike adlı bir kızla evlendirmiş. O yüzden Kırgızlarda Manas'ın evliliği ve Manas'ın düğünü model evliliktir. Bakınız hocam, bu yedi hatayı bilme geleneğiyle ecdat nasıl bir gelenek oluşturmuş veya nasıl bir kural koymuş, onu söylemeye çalışayım. Bakınız mesela bugün biliyorsunuz akraba evliliğinin tasvip edilmediğini görüyoruz. Çünkü kan uyuşmazlığı, çocukların engelli olması vesaire durumları var. İşte yıllar önce bu yedi hatayı bilme geleneğiyle Kırgız Türklerinde akraba evliliği değil de dış evlilik teşvik edilmiş. Manas'ta da şöyle bir cümle geçiyor hocam. Kurama temir kurç bolot diyor. Karma demir keskin sağlam olur. O yüzden Kırgızlarda şimdiye kadar akraba evliliği değil de dış evlilik teşvik edilmiş. Çünkü yedi atası bir olanların evlenmesi yasaklanmış. Yedi atayı bilme bir de şöyle bir hizmette yapmış hocam. Eskiden biliyorsunuz kimlik olmadığı için, soyadı kanlı olmadığı için kimin hangi sülaleden geldiği hocam, kimin akrabası olduğu da bu gelenekle tespit edilmiş. Böylece nesillerin temizliği, tazeliği korunmuş olmuş. Bu önemli bir gelenek. Kırgızlar da buna çok önem veriyorlar. Misafirperverlik bütün Türklerde üst düzey bir uygulanan bir gelenektir. Kılımlardı karıtkan ürpadat diyor Oktay Hocam Kırgızlar. Asırları kocaltan, çok önemli bir tabir. Kılımlardı karıtkan, asırları kocaltan geleneklerden birisi de misafirperverliktir. Kırgızlar başka milletlerden farkının misafirperverlikle ayrıldığını düşünürler. Özellikle bunun çok önemli olduğunu vurgularlar. Kırgızlarda misafire konuk der. Allah'ın bir adı kabul edilir. Böylece misafir ağırlama da kutsal bir görev, kutsal bir davranış sayılır. Nitekim misafire Kuday konuk derler, Tanrı misafiri derler. Halk arasında misafir gelmesiyle ilgili, bakınız göçebe toplum olduğu için, haberleşme olmadığı için acaba misafir gelecek mi, gelmeyecek mi diye merak ederler. Bunun misafir geleceğine işaret sayılan bazı inanışlar vardır Oktay Hocam. Anadolu'da da buna rastlamamız mümkün. Bakınız mesela diyor ki, bir 3 yaşlarında bir çocuk bacaklarının arasından arkaya bakarsa sürekli, bu misafir geleceğine işarettir. Mesela sinek yemek ya da çayın üzerinde döner giderse, kedi yüzünü yalarsa, bugün Kırgız bir hocamızla konuşurken, Kırgızlar yeşil çay içiyorlar hocam. Çayın çöpü bardağın üzerinde sürekli böyle gemi gibi gezerse bu da misafir geleceğine işaret sayılırmış. Ona göre Kırgızlar hazırlık yaparlarmış, ekmek yaparlarmış, sofra donatırlarmış. Geldiğinde misafire çok iyi davranalım diye böyle düşünürler. Kırgızlarda çok güzel bir adet de Nan Oğuz Tiyu diye
Ağza bir lokma ekmek sürme adeti vardır Oktay Hocam. Ben buna tecrübe olarak çok şahit oldum. Hocam bir köye gidiyorsunuz ve evi bilmiyorsunuz. Aksakallar o sokakta dururken selamünaleyküm aksakal, falan ev, falan köy nerede diye sorduğunuzda tok tok durun, hele durun durun der. Hemen en yakın evdeki bir genç birkaç tane ekmek size getirir. Siz o ekmekten bir lokma kesersiniz, dua edersiniz. Ondan sonra size adresi gösterir, sorunuza cevap verir. Çünkü Kırgızlar bu misafirperverliğe önem verdikleri için, ikrama önem verdikleri için böyle boş bir şekilde sizi göndermezler. Bakınız, adeta hadis-i şerif gibi bir söz var. Ben böyle odamıza kimse gelip de bir şey çay içmeden, kahve içmeden, bir ikram almadan gideceği zaman hemen şöyle derim. Kırgızlarda şöyle bir söz var. Kırgı kirgen tiru çıkbayt, büyüge kirgen guru çıkbayt. Diyor ki kabre giren nasıl ki dirilmezse, kıyamete kadar diri olarak çıkmazsa, eve gelen, odaya gelen misafir de ağzı ıslatılmadan, bir şey ikram edilmeden gönderilmez. İşte bu ikramın, misafirperverliğin son derece üst düzey bir uygulamasını ifade ediyor. Bakınız yine çok güzel bir sözde diyor ki, barganca meyman uyalat, bargan son üy eyesi uyalat. Gelinceye kadar misafir utanır. Gitsem mi, gitmesem mi, rahatsız eder miyim, müsaitler midir, değiller midir diye tereddüt eder. Eve geldikten sonra da ev sahibi utanır. Ben bunu memnun gönderebilecek miyim diye. Dolayısıyla misafirperverliğin bu derece yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nan oğuz tiyu adeti milli bir gelenek olduğu için böyle Nevruz bayramında, dini bayramlarda, milli bayramlarda öğrenciler, insanlarımız böyle milli kıyafetlerle bu hem örf adet yaşasın, öğrenilsin diye bu şekilde insanlara ekmek ikram ederler. Hem de bu adetin tarihçesini anlatır, kendisinin de nasıl bir şey olduğunu bu şekilde insanlara gösterirler. Kıymetli hocam, önemli adetlerden birisi de kolgo su beru, ele su dökme. Şimdi Kırgızlarda misafir gittiğiniz zaman hocam, oturduklarında hemen gençlerden birisi bir eline ibrik, bir eline leğen, omuzuna da havluyu alır gelir, herkesin eline su döker, ellerini yıkar. Bakınız, korona döneminde biz bu el yıkamanın önemini biraz daha çok kavradık. Kırgızlarda ilk gelen misafire bu şekilde örf adet gereği ellerine su dökerler. Misafirin eline su döken gence misafirler şöyledir: dileğini versin, var ol, ömürlü ol, düşündüğün fikre, dilediğin maksadına yet. Büyük atalarının yolunu yol edin. Peygamber, sahabeler seni korusun. Su gibi aziz ol şeklinde dua ederler. Bakınız, bu adeti de yerine getirirler. Ellerine su dökülen misafir eve alınır ve baş köşeye oturtulur. Geleneğe göre herkes omin diyerek elini yüzüne sürer. Misafirler hocam böyle büyükten küçüğe doğru otururlar. Ev sahibi de en köşede oturur. Misafir şöyledir, o misafirlerden büyük aksakal birisi: biz geldik, kaza bela gelmesin, omin der. Misafir böyle söyler, ev sahibi de omin, aytkanınız gelsin, yani dediğiniz gerçekleşsin der. Herkes elini yüzüne sürer. Ondan sonra da ikramlar başlar ve muhabbet devam eder. Kıymetli hocam, Kırgızlar insanın sofrada önce gözünü doyurur, sonra da karnını doyurur, sonra da gönlünü doyurur. En kısa Kırgız sofrası 4 saate yakın sürer. Kırgız pilavı gelmeden önce sofradan kalkılmaz. Yani ne varsa sofraya dökülür, insanlar orada gördüklerinden yerler, çorba gelir, yemek gelir. En son Kırgız pilavı gelmeden sofradan kalkılmaz. Kırgızistan'da hayatın kalbi pazarlarda atar. Pazarda daha çok kadınların çalıştığını görürüz.
Daramazan diye bir adet var. Ramazan'ın ilk 15'inde Oktay Hocam, 15'inden sonra ikinci yarısında çocuklar toplanarak ev ev dolaşırlar. Daramazan şarkıları, ırları söylerler. Mesela onlar tabii herkesin ihtiyacını bildiği için şöyle söyleyenler olur. Daramazan aytıp geldik eşiğinizge, kudayım oğul versin beşiğinizge diyor. Biliyor ki bunların 3-4 tane kız çocuğu var, erkek çocuk istiyorlar. Çocuklar o evin sahibine diyor ki Allah, biz Daramazan söyleyerek sizin kapınıza geldik. Allah size erkek evlat versin dediğinde ev sahibi çıkar bunlara para verir, koyun verir, hediye verir. Hiçbir şey veremezse işte al böyle kurut dediğimiz kurut, işte elma, ekmek bir şeyler verirler. Sonra bu çocuklar bizde Erzurum'da her sene dediğimiz hani topluca bir şeyler toplayıp beraber yemek adeti vardır. Bu çocuklar da hediyelerini aldıktan sonra o evin halkına dua ederler. Sonra o topladıklarını birlikte yerler, fakire, fukaraya, öğrencilere de verirler. Bu da çok güzel bir adet. Kırgızlarda tavsiye ederim hocam, Beş Kempir diye bir film var. Kırgız örf adetlerini çok iyi anlatıyor. Onun girişinde 5 tane ihtiyar çocuğun kundağını, çocuklar ölmesin diye çocuğun kundağını bacaklarının arasından geçirerek birbirlerine verirler. Benim elim değil, Fadime Ana'nın eli olsun, Hızır yoldaşı olsun, Allah korusun, nazarlardan saklasın gibi laflar ederek o ölüme sebep olan ruhun çocuğa zarar vermesini önleme yoluna giderler. Bu da filmde çok güzel dile getiriliyor. Çocuğun ağzına yağ sürme adeti var. Ozanduru diyorlar. Kıymetli hocam, çocuk doğduğunda Kırgızlar sarı yağ, tereyağı, sarı may çocuğun dudaklarına sembolik olarak sürerler. Neden? Çünkü göçebe hayatta, konar göçer hayatta sarı yağ zenginliğin, refahın, bolluğun sembolüdür. Çocuk da babası, annesi, dedeleri gibi hayvancılıkla uğraşsın, muhannete muhtaç olmasın, zengin biri olsun diye bir duadır bu kıymetli hocam. Özbekler mesela toprak sürer. Onlar çünkü tarıma dayalı toplumdur. Kırgızlar da sarı yağ sürerler. Çocuğun göbeğini kestikten sonra bizdeki gibi cami avlusuna, okula, kutsal dağların eteklerine göbeği gömerler. Çocuk o şekilde sağlıklı büyüsün. Ya işte alim olsun, ya dindar olsun, molla olsun diye. Kırgızlarda bizde de ezan konulurken İslam geleneğinde çocuğun kulağına ezan okunur ya hocam. Kırgızlar bunu şöyle dile getiriyor. Azansız bala, baktısız bulut. Ezansız çocuk mutsuz olur diye çocuğun ismini koyarken sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet getirirler. Çocuk dünyaya geldiği zaman köründük. Centek toy diye bir şey var hocam. Tabii kutlamaya gidiyorlar. Hayırlı olsun, Allah analı babalı büyütsün derken böyle çok güzel hediyeler getirirler. Ve giderken de ev sahibi bunların çantalarına yine bazı şeyler doldurarak boş göndermez. Çocuğun dünyaya gelişinde böyle kutluyorlar. Ayak bağı kesme diye bir adet var. Vakti gelip de yürüyemeyen çocuk olursa, kıymetli hocam, İslam öncesi inanışlara dayanan bir şeye göre bu yürümeye engel olan bir durum var. Bu kötü bir ruh var. Çocuğun yürümesini engelliyor diye düşünürler. Bir tören düzenlerler, yemekler verirler, ikramlar ederler. Yarışmalar düzenlenir. Çocuğun, yürüyemeyen çocuğun ayağına çapraz bir şekilde Oktay Hocam bir siyah bir de beyaz iplik bağlarlar. Ve çocuklar yarışır. Hatta ihtiyarlar da katılır böyle neşeli olsun diye. Birinci gelen çocuk besmele çekerek o çocuğun ayağının bağını keser. Çocuk da orada yürür. Siyah ve beyaz diyor ki Kırgızlar hocam, niye siyah ve beyaz iplik bağlıyoruz? Çocuğa diyoruz ki hayatta her şey toz pembe, her zaman iyilik olmaz. Hayatta zorluklar da vardır, çileler de vardır, hastalıklar da vardır. Hayat siyah ve beyaz noktalarıyla güzeldir, hayattır. Buna hazırlıklı ol diye
bir nevi fenomenolojik bir anlatım yaparlar. Beşik Türk dünyasında ortak bir fenomendir. Çocuğu beşiğe salma adeti var hocam. Beşik toyu diyorlar buna. Çocuğun beşiğini kız tarafı getirir. 7-8 günlük olunca çocuk kız tarafı getirir ve bir tören yaparlar. O gün sabah aksakallar toplanarak hatme dediğimiz Kur'an'dan dualar, Kur'an okurlar, çeşitli dualar ederler. Sonra toplanılır bu şekilde. Ortaya beşik konur. Beşiğe önce balta koyarak, Oktay Hocam, böyle sağa ve sola 3 kere düşürürler. Türk kültüründe demirin koruyuculuk özelliğinden faydalanmak için böyle bir uygulama vardır. Sonra o kadınlardan en yaşlı, bilge ve becerikli olan çocuğu beşiğe salar. Çocuğu beşiğe salmadan önce tütsü yakarlar ve böylece kötülüklerden korunacağına, nazardan, cinden, şeytandan korunacağı inanırlar. Çocuğu beşiğe salarken ağzına ekmek alıyor. Dedim ki, Ece niye böyle yaptın? Dedi ki, çocuk ağzında ekmek varken biliyorsun konuşamaz, ağlayamaz, uslu durur. Hani biz de böyle olsun diye bu şekilde yapıyoruz şeklinde söylediler. Çocuğu beşiğe salarken bakınız şöyle dua ediyorlar. Bismillah, benim elim değil Umayana'nın, Fatma Zuhra'nın eli. Sakin, hareketsiz ve rahat uyu. Beşik ana sağlam tut, Umay ana uyku ver şeklinde dualar ederek çocuğu beşiğe belerler kıymetli hocam. Bakınız yanındaki kadınlar da çocuğu beşiğe koyarken ağızlarına deminki söylediğimiz şekilde ekmek alırlar. Çocuğun sonra annesi beşiğin başına gelir, hediyeler verilir ve beşik toyu da böyle bitmiş olur. Sünnet çok önemli bir gelenek. Sovyet döneminde bile bunu eksiksiz uygulamışlar. Müslüman oldukları için Kırgızlar sünneti önemsemişlerdir değerli hocam. Düğün geleneği bitiriyorum inşallah, çok fazla vaktinizi almayayım. Düğün Kırgızlarda tabii çok önemsenen bir şey. Dediğimiz gibi Manas'ın düğünü, Manas'ın evliliği, model evlilik. Çünkü başlık parası verilerek, uzun günler düğün yapılarak, dışarıdan evlilik yapılarak huzurlu bir hayatlar olduğu için Manas ile Kanike'nin düğünü model bir evlilik olarak Kırgızlar arasında biliniyor. Gelin ve damat, bizde de türbelere, biliyorsunuz yüksek yerlere giderek dualar edilir. İşte Mevlana'ya götürülür. Bizim Erzurum'da Abdurrahman Gazi Türbesi'ne evli çiftler giderler, ziyaret ederler. Sünnet olacak çocuk oraya götürülerek orada dua ettirilir. Kırgızlar da evlenirken gelin ve damat Süleyman Dağı'nı, Boş'ta Süleyman Dağı'nı ziyaret ederler ve orada dualar edilir. Tanrı Dağları biliyorsunuz burada kutsal sayıldığı için çok önemli. Ziyaretçiler gerek düğün günü gerek milli ve dini bayramlarda kutsal dağları ziyaret ederek dualar ederler. Bakınız şu fotoğraf Oktay Hocam çok önemli. 2006. ayın 3'ü 2000 yılında çekilmiş. Allah Türk milletinin birliğini, dirliğini daim etsin. Burada Anadolu Türk'ü var. Kırgızistan'daki Türk Cumhuriyetlerinin her birinden ikişer kişi var. Bizim çocuklar da burada. Çok güzel bir fotoğraftı. Bunu da bu duayla göstermiş olalım. Rabbim Türk dünyasının birliğini, dirliğini daim etsin. Bizim birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Süleyman Dağı kutsal olduğu için milli bayramlarda, Nevruz'da, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda böyle aksakallar tarafından da ziyaret edilir. Tabii çeşitli filmler var ama bu da film gösteremiyoruz. Süleyman Dağı'nda kıymetli hocam neden bu kadar ziyaret ediliyor? Şundan, Kırgızların inanışına göre Hazreti Süleyman orada bir ev kulübe var. Hazreti Süleyman'ın orada kaldığı,
ibadet ettiği, inzivaya çekildiğine inanılıyor. Hatta Hazreti Süleyman'ın o kadar namaz kılmış ki dizlerinin izi var orada hocam, betonda. Dolayısıyla o dizlerinin izine dizlerini koyarak yapılan ibadetin, yapılan duanın kabul olacağına inanılıyor. Orası sürekli ziyaret ediliyor, orada ibadet ediliyor. Bir molla da girişte Kur'an okuyarak insanları karşılıyor. Tabii Süleyman Dağı'nda dini inançlar, dini örf adetler olduğu gibi İslam öncesi bazı uygulamaların günümüzde de yapıldığını görüyoruz. Bakınız şu resimde aksakalın kendisi ellerini bu taştan tutarak sallanıyordu. Hem de çocuğunu sallandırıyor. Ben sordum, hacı niye böyle yapıyorsun? Dedi ki bu dağ kutsaldır. Böyle yapınca kış bahara kadar içimdeki bütün sıkıntılar, dertler, kederler, ağrılar, sızılar hep aşağı dökülür böyle sallandıkça. Dedim hacım hadi seni anladık da çocuğun ne ağrısı, acısı, sızısı var, ne derdi var daha bu küçük bala. O da şimdiden alışsın, töreyi öğrensin, o yüzden böyle yapıyorum şeklinde ifade etmişti. Daha da bu şekilde uygulamalar var. Yine hocam ben Van'da da görmüştüm. Van Kalesi'ne çıktığımda aynı uygulamayı gördüm. Böyle bir dağda bir şey var hocam, böyle iz, ark şeklinde. Oradan kayarsanız dümdüz bel ağrısı, adel ağrısı, romatizma, vücuttaki fiziki anlamda ne ağrılar varsa onların hepsinin giderileceğine, baş ağrılarının dineceğine inanılıyor. Hem şakalaşmalar oluyor, neşeli anlar geçirilmiş oluyor, hem de böyle bir şifa olduğuna inanılıyor. Kırgızlarda kartalın önemini söylemiştik ki böyle kartal tüylerini başlarına alarak bir iş yaparlarsa başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Burada çok ilginç bir adetten bahsedeyim Oktay Hocam. Çok az kaldı inşallah. Bitireceğim. Sabrınızı da çok zorlamayın. Şimdi Jalalabad'da bir köye gitmiştim. Şöyle bir uygulamaya rastladım. Bunu Türkiye'de de birçok kişiden duydum hocam. Eğer bir çocuk çok ağlıyorsa, huysuz oluyorsa, uyumuyorsa, annesine, ailesine sıkıntı oluyor, kendisine de eziyet ediyorsa bir bilge kadına götürüyorlar köyde. O kadın çocuğun sırtını jiletle böyle çizerek dualar ediyor ve kötü kanı çıkarıyor. Şundan da eğer çocuk böyle yapıyorsa içinde kötü bir kan, kötü bir ruh vardır, ona o sıkıntıyı veren diye düşünüyorlar. Çocuğu ağlıyor tabii sırtını çizerken. Ben dedim Ece sen ağlamasın diye yapıyorsun, çocuk ağlamaktan ölecek. Burada bir ağlar pir ağlar dedi. Ben en haşarı çocuğu 3 seansta, 7 seansta böyle melek gibi yaparım, sakin bir şekilde uyur diye söylemişti. Böyle bir uygulamada var. Bizde biliyorsunuz ağaçlara çaput bağlama, eski Türk inanışlarından getirdiğimiz bir uygulama. Ağaçları geçtik, Kırgızistan'da mağaraların kenarlarına bile hocam ağaç taş bağlıyorlar, çaput bağlıyorlar, dilekler diliyorlar. Kırgızistan'ın pazarlarında nasıl ki böyle domates, efendim salata vesaire satan kişiler varsa onların yanında da hemen bahçılar durur. Bahçı dediğimiz kişiler, insanlar onlara gelip dertlerini, kederlerini anlatıp şifa bulma yoluna giderler. Bununla ilgili çok ilginç tecrübelerim var ama şu anda uzatmayalım. Bu Süleyman Dağı'nda kutsal bir mağara var hocam. Orada böyle su, hafif su akıyor. O suyu yüzüne, gözlerine süren insanların yüzlerinde sivilce falan olmayacağı, gözlerinin çapaklanmayacağı,
eğer bir görme bozukluğu vesaire varsa iyileşeceğine inanıyorlar. Bu da o şeyden bir görünüm. Apşırata diye çok meşhur bir yer var. Bu suyun, hocam böyle arkası da buranın dağ, kayanın ortasından bu kadar su çıkıyor. Dolayısıyla onunla ilgili şöyle anlatımlar var. Bu su Kabe'den geliyor. O yüzden kutsal sudur. Dolayısıyla bu suyun izini takip edenin Kabe'ye varacağı düşünülüyor, inanılıyor. Burayı insanlar, Orta Asya'nın her yerinden insanlar gelerek bu suda yıkanıyorlar, doldurup evlerine götürüyorlar. Hem bölgeyi geziyorlar hem de bu suyla ilgili dua ve dileklerini burada yapmış oluyorlar. Toprak salmadan bahsettim. Öldükten sonra vatan toprağını mezarının etrafına salıyorlar. Kırgızlarda cenaze namazına gelmedi demezler de toprak salmaya gelmedi diye söylerler. Mezarın başına namaz kılan herkesin gelmesi, orada dua etmesi gerekir diye düşünürler. Kıymetli hocam, Kırgızistan mezarlarında bakınız, demin Bozüyü'den bahsettik, Kırgız evinden. Mezar bile Bozüyü şeklinde yapılmış. Burada da mezarların üstünde çeşitli çelenkler görüyoruz. Bu çelenk ardıç ağacından yapılmış Oktay hocam. Neden mezarın üstüne koydunuz dediğimde diyor ki ardıç ağacı kutsal bir ağaçtır. Ardıç ağacından hatta tütsü yapılır. Tütsü yapılırsa şifa olur diye düşünülüyor. Neden ardıç ağacı dendiğinde ardıç ağacının kökleri çok derinlerdedir. Ab-ı hayat denen suyla beslenir. Dolayısıyla sağlamlığın, tazeliğin, sıhhatin, selametin sembolüdür. Mezarın üzerine ardıç ağacı koyarsak diyor, ölünün eti kemiğinden daha geç ayrılır. Bu da atamıza bir saygı, bir önem vermeyi gösterir ölen atalara. İki, bu münker, nekir, sorgu sual sorduğunda diyor, bu arça, ardıç kutsal olduğu için o sorulara da cevap vermesi noktasında katkıda bulunur diye ifade ediyorlar. Bir de kıymetli hocam, mezarlarda böyle tasların çevrildiğini görürsünüz. Kırgızlar buna piyale diyorlar. Bu da şundan geliyor. Hani bizde biraz böyle Anadolu'da cimri bir insan varsa Oktay hocam, ertesi gün gelip de bütün çaylar benden arkadaşlar dediğinde ne deriz? Ya dedeni rüyada mı gördün? Hayırdır, hangi dağda kurt öldü deriz ya. Buradan geldiğini düşünüyorum. Şöyle bir Kırgız ölen bir atasını rüyasında görürse, ölen atasının kendisinden hayır yapmasını istediğine inanır. Bir sadaka vermesi gerektiğine inanır. En çok sevdiği yemeği yaparak hocam mezarını ziyaret eder. Orada Kur'an okur, tası bırakır yemekle birlikte. Oradan geçen yolcular, kurtlar, kuşlar, hayvanlar, çobanlar bu yemeği yerler, dua ederler ve bir hafta sonra tekrar mezarı ziyaret ederek bu kişi tası ters çevirir, Kur'an okur ve döner. Şu anda mezarlarda çanaklar, çömlekler, taslar böyle görebilirsiniz. Bu da böyle bir rüyanın, inanışın devamıdır. Talil taşları diye de bir uygulama var. Böyle insan öldükten sonra hoca insanları toplar. Yasin-i Şerifler okunur. Orada her okunan şey için bir taş konur torbaya. Sonra da mezarın üzerine bırakılır. Bu da ölen insana sevap olacağı şeklinde yorumlanır. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar Anadolu'muzdaki bütün Türk milletinin değerli fertlerine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Türk Ocakları yetkililerine ve bu programda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hoşça kalın hocam. Buyurun.
Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Türk dünyasının, Türk tarihinin kadim halklarından Kırgızlar hakkında böyle güzel, etraflı, görseli bol bir şekilde, çok güzel bir şekilde toparladınız. Tabii yıllarca orada bulunmanın katmış olduğu epeyce size malzeme var, epeyce çalışma var. Onları bize iletmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii söylediğiniz şeyler içerisinde aslında ders çıkarılacak da çok fazla şey var. Zaman zaman işte şehirlerde, Anadolu'da veya başka yerde, şehirlerde şehrin yöneticileri bir takım şeyler yapmaya çalışırken o kültürün devamlılığını yaşatmak konusunda problemlere düştüklerini görüyoruz. Ama mesela çok güzel bir örnek verdiniz, işte kalpak şeklinde otobüs durağı. Aslında bu kültüre sahip çıkmanın, o kültürü yaşatmanın, o kültürü yeni doğan çocuğa da göstermenin en güzel yollarından bir tanesi, örnek olması, model olmasını diliyoruz bu noktada. Kıymetli hocam, bizleri dinleyenler içerisinde çeşitli sorular var. Ben birkaç tanesini size yönelteyim müsaadenizle. Buyurun lütfen. Mehmet Topal hocamız, Türkiye-Kırgızistan arasında 2011 yılında imzalanan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulması kararı olduğundan bahsediyor. Bununla alakalı, bunun gereğinin yapılıp yapılmadığı, ne aşamada olduğuyla alakalı neler söyleyebiliriz Sayın Hocam? Hocam, bundan benim de haberim var ama takip edemedim. Şimdi yeni geldim. Bunu inşallah böyle etraflıca araştırıp Mehmet hocama daha sağlıklı bilgi vermek isterim. Türkiye ile Kırgızistan arasında evet çok önemli anlaşmalar yapılıyor, işbirlikleri var ama bunlar zaman zaman sekteye uğruyor bildiğiniz gibi bir takım siyasi durumlardan dolayı. Son zamanlarda Kırgızistan'da olan bu bizdeki gibi bir takım ayaklanmalar vesaire olmuştu. Bunlarla ilgili şunu söyleyeyim. Son sürat gitmese de hiçbir zaman Kırgızistan'la Türkiye arasındaki işbirliği, dostluk bozulmamıştır. Her zaman iyi niyetle devam etmiştir ama zaman zaman duraklatılıyor, zaman zaman hızlandırılıyor. Ama bu konuyu da ben inşallah sağlıklı bir şekilde araştırıp daha sonra Sayın Müdürümle paylaşayım. Yani sağlıklı olması açısından şu anki aşamasını çok net bilmediğim için yanlış bir şey de söylemek istemem hocam. Eyvallah, eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Nedim hocamız şöyle bir soru yöneltiyor. Sunumunuz içerisinde de bahsetmiştiniz. Manas'a birkaç defa da atıfta bulunmuştunuz. Bunun Evet. hala günümüzde Manasçılar tarafından da işte Kopuz eşliğinde söylendiğinden bahsetmiştiniz. Burada Manas'la alakalı, acaba Manas destanının içerisinde bir değişkenlik var mıdır? Yeni eklemeler var mıdır geçmişten günümüze? Yoksa eski biçimiyle, eski şekliyle mi ifade edilmeye çalışılıyor diye hocamızın bir sorusu var. Belki dinleyenler de merak ederler. Buna dair bir şeyler söyleyebilir miyiz Sayın Hocam? Hocam buna bir örnekle cevap vereyim. Ben burada çalışma yaparken bir profesör hocamızın örf adet geleneklerle ilgili çalıştığını tespit etmiştim. Kendisini ziyaret etmiştim. İki tane kitap verdi. Dedi ki, agay sizden özür diliyorum. Ne için dedim hocam? Kitaptaki bilgileri alın dedi. Mesela Kırgız Türkleri eşiğe basmazlar, eşikten atlayarak içeri girerler. Bu bir bilgidir. Ama sonraki yorumları kesinlikle kale almayın. Bunlar için de Türklerden özür diliyorum. Çünkü biz bu yorumları zamanında hani önceden yapmak zorunda kalıyorduk. Kültürümüzü korumak, yaşamımızı devam ettirmek, görevimizde kalıp en azından Kırgız halkına Sovyet döneminde hizmet edebilmek için böyle yapıyoruz demişti. Sovyet döneminde Manas Destanı'nın bir takım kısımlarının kısıtlandığını, azaltıldığını biliyorum, o şekilde bastırıldığını ama son zamanlarda esas şekliyle birkaç cilt olarak basıldı. Kırgızca bende de bir nüshası mevcut. Şimdi Kırgızlar 90 yıl 91'de bağımsızlığına kavuşunca hocam
esas Manas Destanı'nın tüm yönleriyle sahip çıktıklarını biliyorum. Hatta şöyle bir şey de vardı Kırgızlar'da. Ben daha önce burada çalışırken Tegerek Stol diye bir adetleri var hocam. Yuvarlak masa toplantısı. Ona mesela öğrenci katılıyor, profesör katılıyor, imam katılıyor, işçilerden, esnaflardan insanlar katılıyor. O zaman 2000'li yıllarda işte Kırgızistan'ın geleceğini nasıl inşa edelim, model olarak neyi alalım diye tartışılıyordu. Bir kısmı Manas Destanı'nı model almamız gerektiğini söylüyordu. Bir kısmı işte Türkiye'yi model alalım, bir kısmı Destan'dan şey mi olur, Comok'tan diye karşı çıkıyordu. Bu tür tartışmalarla Kırgızistan bir yere kadar geldi. Ama şu anda çok güzel gelişmeler var. Bu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemizin burada çok önemli hizmetleri var. Büyükelçiliğimizin çok önemli hizmetleri var. Sevindirici çok güzel şeyleri var hocam. Daha bugün geldim bir haftadır görüyorum. Kırgızistan'da 4 kişiden en az biri Türkçe biliyor. Çünkü bir şekilde Türkiye'ye gitmiş, gelmiş. Mesela ben kendi şeyimden örnek vereyim. Oş İlahiyat Fakültesi vardı hocam. Ben orada 2 yıl çalıştım. Kırgızistan'da Oş'ta, Oş Devlet Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında bir kültür anlaşması gereği kurulmuş. Eğitim işlerini Ankara İlahiyat yürütüyor. Finansörlüğünde Diyanet Vakfı yapıyordu. Mesela oradan mezun olan öğrencilerimiz şu anda Kırgızistan'ın birçok yerinde müftü, müftü yardımcısı, imam oldular. Bizim öğrencilerimizden Türkiye'de 15 tane akademisyen var. Dolayısıyla bunların hepsi Kırgızistan'da sağlıklı din algısının oluşması, Kırgız örf adetlerine, işte Manas Destanı'ndaki Türk kültürüne dair önemli izlerin yaşatılması, korunmasına dair çok güzel hizmetler var. Yine de devam edecek. İnşallah buradaki bundan sonraki çalışmalarımızda da daha çok derin çalışmalar, araştırmalar yapacağız. İnşallah bir sonrakinde konferans verirken daha sağlıklı, yani yeni gelişmelerden daha güzel haberlerle karşınızda oluruz diyelim. Bu kadar söylemiş olayım hocam. Eyvallah, eyvallah Sayın Hocam. Dille alakalı bir vurgu yaptınız. Bekir Tatlı Bey bir bilgi geçiyor bize. Yorumlar kısmına yazmış. Dilin kullanımıyla alakalı bir tehlikeye aynı zamanda işaret ediyor. Kırgızların işte gündelik hayat içerisinde Rusçayla çok fazla haşır neşir olmaları, Rusçayı kullanmaları, benzer şekilde başka ülkelerde yaşayanların da Türkçe kullanmaktan biraz geri durup oranın diliyle konuşmaları veya kendi aralarında iletişim kurmaları ile alakalı mümkün olduğunca bundan kaçınmak gerektiğine dair aslında ciddi bir dikkat çekmiş oluyor. Siz dilden bahsettiniz, o yüzden ifade etmek istedim. Evet hocam. Kıymetli hocam, bir de yine Nedim hocam bir yoruma bir şey yazdı. Bu Çin tarafından Tanrı Dağları üzerinden Türkistan içlerine bir yol yapımından bahsediyor. Özellikle burada Çinlilerin çalıştırıldığını bilerek, Çinlilerin çalıştırıldığı bir yoldan bahsediyor. Bu yolla alakalı bir şeyler söyleyebilir miyiz? Son durumu nedir? Ne amaçla yapılıyor? Bir projeye mi hizmet ediyor? Hocam, tabii Kırgızistan üzerinde Çin'in, Amerika'nın, dış ülkelerin, birçok ülkenin planları, projeleri var. Burası adeta böyle hazine arazisi gibi görülüyor. Ama son zamanlarda Kırgız Cumhuriyeti'nin, Kırgız halkının bu noktada bilinçlendiğini düşünüyorum. Türkiye'nin de bu noktada çok güzel hizmetleri var. Sadece dua edelim ki ülkemiz üzerine oynanan dış güçlerin oynadıkları oyunlar da inşallah boşa gider. İnşallah Kırgızistan üzerinde de kötü niyetli olan insanlar da projelerinde başarılı olamazlar. Bu şekilde dua edelim. Ama bu tür şeyler tabii ki var. Kırgızlar bunun bilincinde, ama bu biraz biliyorsunuz ekonomik gücü, yönetimin işte
Kırgızistan biraz da hocam demokratik bir ülke. Kırgızistan demokrasinin beşiği kabul ediliyor. Kırgızlar gerçekten böyle o Türk halkının hani misafirperverliği, saf, temiz, iyi niyetliliği hala koruyorlar. Bu bölgede misyonerlerin tabii çalışmaları var. Avrupalı işte Çin halkının çalışmaları var. Bu noktada bence eğitim öğretim komisyonlarında bakanlık nezdinde, hükümet nezdinde güzel çalışmaların olduğunu biliyorum. Tabii bunlar biraz zaman alan şeyler ama bir bilincin oluşması çok önemli. Bu bilincin de oluştuğunu düşünüyorum. İnşallah çok daha güzel olur hocam. İnşallah, inşallah Sayın evet. Hocam. Tabii problemlerin farkında olursak buradan geleceğe dair çok daha güzel şeyler yapabileceğimizi söylemek lazım. İnşallah. İnşallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Böyle derinlikli bir sunum hazırladınız bizler için. Sağ olunuz, var olunuz. Bundan sonraki oradaki çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bu akşam Kırgız Türklerini tarihten günümüze mirasları üzerine sağ olsun Profesör Doktor Kemal Polat hocamız ayağının tozuyla şu anda Kırgızistan'da oradan bizlerle birlikte oldular sağ olsunlar. Önümüzdeki hafta Abdullah Buksur, Uluslararası İnsan Hakları Avrasya Forumu Genel Sekreteri, Türk dünyasının kanayan yaralarından bir tanesi olan Doğu Türkistan hakkında konuşacak. Oradaki insan hakları ihlalleri konusunda Perşembe sohbetinde bizlerle birlikte olacak. Biz yorum yazan herkese, izleyenlerimize, bizleri takip edenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.